Olay geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul Küçükçekmece Halkalı'daki bir ortaokulda yaşandı. İddialara göre öğle tatili sırasında bahçede duran ortaokul 2. sınıf öğrencisi Samet Gül birden fenalaşarak yere yığıldı. Öğrencilerle öğretmenler yaşadıkları şokun ardından ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 12 yaşındaki Gül'ün ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken haber verilmesi üzerine çocuğun annesi ve dayısı okula geldi. Oğlunun öldüğünü öğrenen anne Sevdet Gül sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ben sabah çocuğumu sağlam gönderdim okula, kardeşiyle beraber Samet'imi. Okulda saat 12.45 geçiyordu benim oğlum. Ölüm haberi geldi. Aradılar beni, bana dediler ki oğlun okulda bayılmış. Dediler, ben gittim. Bahçede paniklediler öğretmenler. Ben göremedim çocuğumu ama uzaktan gördüm. Dedim Samet'tir bu, tanıdım yani. Hırkasından tanıdım çocuğumu. Kasten olmamıştır. Kimse kimsenin canını acıtmaz kasten. Hocaların da evlatları vardır. Ama ben peşini bırakmıyorum. Ne olur burada devlet büyüklerine sesleniyorum. Adalete sesleniyorum. Benim çocuğumun acısı çok büyük. Çocuğumun acısı çok büyük, çok tek bir oğlum vardı, başka kimsem yoktu. Tek bir yavrum vardı, başka kimsem yoktu. Çocuğumu kim yapmış çıkarsınlar, ne olur. Ben Samet'in dayısıyım. Olay haberini aldığımızda biz de okula koştuk. Ambulansla beraber biz okula vardık, ambulansın çıkışıyla. Hastaneye vardığımızda bölgedeki özel bir hastaneye gittik. Zaten okulun bahçesinde vefat ettiğini öğrenmiş olduk aslında. Doktorların söylediğine göre nabzı okulun bahçesinde durmuştu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet'in arkadaşlarının verdiği bilgiye göre bir grup çocuğun dövdüğünü, tartakladığını, boğazını sıktığını, boğazını sıkıp iteklediğinde demire çarpıp kafasını çarptığını söylediler arkadaşları. Bu grubun bir Suriyeli çocuk grubu olduğunu söylüyorlar. Ancak bunu yanlış anlaşılmasın, bir provokatif olay için söylemiyorum. Bunun da araştırılması lazım. Savcılığımızın bunun üzerinde duracağına inancım tam. Emniyet birimlerimiz çalışıyorlar bu konuda. Bu konuda bize bu güvenceyi verdiler. Biz devletimize ve milletimize güveniyoruz. Adaletimize güveniyoruz. Sonuna kadar biz de bu olayın takipçisi olacağız.